gün ya? Sadece 10 gün bıraktım şu dükkanı size. Sonra bir geliyorum icrayla karşılaşıyorum. Olacak iş değil ya. Aklım almıyor. Şşt, yavaş. Daha yeni uyudu. Abla yani biz de dolandırıldık sonuçta. Evet abla biz de mağduruz yani. Öyle mi? Öyle mi? Bir de bana utanmadan yalan söylüyorsunuz ya. Abla işler şöyle iyi, abla işler böyle iyi. Harika abla, harika abla. Ayol ne diyorsun sen? Ne icrası? Anlatın marifetinizi. Ya şöyle, biz bir iş aldık ama almamışız aslında. Yani bir takım adamlar geldiler, bize bir adres verdiler. Ama onu da yanlış verdiler. Ama zaten onu da bilerek yanlış verdiler. Ne diyorsun sen? Anlamıyorum. Dükkanı batırdık. Ama toparlayacağız. Neyle toparlayacaksın ha? Neyle? Ne kadar borcumuzun olduğunu farkında mısın sen? Ne kadar? Benim hastane masraflarım, Sevda'nın Lale Hanım'a olan borcu, dükkanda batırdıkları paralar toplam 176 bin lira. Kaç? 176 bin lira borcumuz var. O yüzden de bugün dükkana geldiler, bütün eşyaları götürdüler. 3 gün içinde ödeyemezsek borcumuzu hepsine satacaklarmış. Elinize yeteyim ya, hangi birinize yetişeyim? El insaf ya, el insaf. Kapat bakalım Servet Hanım, kapat. 2 gün sonra gelip yalvarırsın beni kurtar diye. Dolandırıcılık başkasının malını, mülkünü, parasını, pulunu çalmak için, almak için yapılır. Burada karşı tarafın bir çıkarı yok ki. Vallahi biz de anlamadık. Sanki biri sırf kötülük olsun diye yaptı. Dolandırıcılarla polis ilgilensin. Ben parayı bulurum. Anne ne yapıyorsun? Evi satıyorum. Ama anne. Anne. Ev benim, çocuklar benim. Gerekirse satarım. Anne ne yapıyorsun ya? Evsiz barksız mı kalalım? Böyle bir evimiz varken sizi borç harç içinde işsiz güçsüz mü bırakacağım? Ne yapıyor bu kadın ya? Ne yazıyor orada ya? Bir de... Ben mi yanlış görüyorum ya? Allah Allah. Muzaffer babacığım istediklerini getirdim. Ben dükkana gidiyorum. Hadi bana eyvallah. Nuri gel gel gel. Gel bak bakayım şurada. Ben yanlış mı görüyorum? Ne yazıyor orada be? Gel. Bakayım. Bak bak. Babacığım. Evet. Satılık. Satı. Nereden çıktı bu ya? Muzaffer babacığım senin evi satıyorlar galiba. Ne satması be? Ya Muzaffer babacığım sen rahat ol. El kadar babelene taşınması mümkünatı yok. Yılmaz abim izin vermez zaten böyle bir işe. Ne diyorsun be? Yılmaz'a varıncaya kadar ben neyim burada? Sattık da be benim. Şunlara bak ya. Lan Dallas gibi oldular bunlar be. Olaysız günleri geçmiyor. Hele o anneleri var ya maşallah ha Suelen. Sürekli bir şey, sürekli bir şey Muzaffer babacığım. Nereden çıktı? Lan kim karar veriyor buna be? Ne var Yılmaz? Ne istiyorsun? Kızım o satılık ilanı ne ya? Ben astım. İşte ben uyuyor. Ya Süreyya ablacığım niye asıyorsun ya? Allah Allah. Kızım koskoca Yılmaz Durmaz var burada. Ben bulacağım bir yolunu ya. Bulamayacaksın. Sana ne bizim borcumuzdan? Ne demek sana ne ya? Abla ya bence eniştem haklı yani. Evi satmak dışında başka bir çözüm bulabiliriz yani. E bul hadi. Kızım, ben bulacağım parayı. Ya sen beni delirtmek mi istiyorsun? Niye geldin buraya? Kızımı görmeye geldim. İyi gördüm bak. Bak gördüm. Hadi git artık. Git, git. Alacaklılar kırla, hacizciler kapıda. Benimle didişecek zaman değil bu Servet. Tabii ki değil.
Zamanımı çalma benim. Git buradan, git. Öf, benim de bir planım var, bulacağım parayı. Allah Allah, neymiş plan? Görürsün. Lan, nereye? İşim var benim. Gelelim mi biz de? Yok, yok, istemiyorum. Ay. Eğer uyanırsa dolaba süt bıraktım, tamam mı? Verirsiniz. Ya delirmiş bunlar ya. Ya arkadaş, parasızlık bir dert, bunlara laf anlatmak bin dert. Anan güzel idi hani yeri, baban güzel idi hani evi demişler. Buyurun aileyle vaki işte. Ya laf anlatamıyorsun ki, laf dinlemiyorlar laf. Ya arkadaş, ne yapacaksın yani, el kadar bebeğiyle kiraya mı çıkacaksın ya? O Süreyya'ya bu evi sattırırsan ben de Muzaffer değilim. Ya baba sen de laf diye konuşuyorsun ya, gözünü seveyim ya, ne yapacaksın yani, kızların borcunu kapatabilecek mi? Yok. Hallederiz evvelallah. Süreyya'dan önce buralar hep dutluktu. Siz bilmezsiniz bunları. Ya arkadaş ya. Aile değil, devlet planlama teşkilatı şerefsizim ya. Kimsede para yok ama plan torba dolusu. Bana İsmail'i çağır. Ne yapacaksın İsmail'i? Yok artık. Ya planını yoksa sen İsmail'le mi gerçekleştireceksin? Evet. Subhanallah. Ne yapacaksınız baba? Leblebi tozu işine falan mı gireceksiniz ya? Büyük para var diyorlar ha. Canımı sıkma benim Yılmaz. Çağır bana İsmail'i. Arkadaş bir İsmail eksikti ya. Bir İsmail eksikti ya. Evet. İsmail'le yalnız görüşeceğim. Anlamadım. Ona gizli bir görev vereceğim. İsmail'le. Gizli görev ha? Benden de gizli. Bizim işlerin doğası böyle Yılmaz abi. Bazı bilgiler sana yük olur. Böylesi daha iyi. Hasbünallah ve nimel vekil. Vallahi billahi Türkçenin yetmediği yerdeyim ya. İyi bakalım hadi. Yani emekli Batman, ne Orta 2'den terk Robin'in maceraları ha? İzleyelim bakalım. Hazır mısın koçum? Emrini bekliyorum patron. Patron ne la? Ne diyeyim? Muzaffer amca de. E bu da bakkala yoğurt almaya gönderiyormuş gibi oluyor. Bir havası yok. İhtiyar desem? Söyle ihtiyar. Cıvıtma İsmail. Şimdi karşı eve gideceksin. Çocuğu görmeye geldim bahanesiyle çaktırmadan benim odaya çıkacaksın. Yatağın sol tarafında bir komodin var. Onun çekmecesinde bir kutu bulacaksın. O kutunun içinde bir anahtar bulacaksın. O anahtarla aynalı konsolun çekmecesini açacaksın ve o çekmecede bir kitap bulacaksın. Da Vinci'nin şifresi. Cık. Yaban. O ne be? Yakup Kadri Karaosmanoğlu oğlum. Beğenemedin mi? Neyse, evet. O kitabı alacaksın ve bana getireceksin. Bu kadar mı? Daha ne olsun be? Ne bileyim. Böcek yerleştirsem, kamera koysam, sen beni tekneyle beklesen, ben yüzerek gelsem, sınırı geçsek. İsmail. Bak benim tansiyonum 17 çocuğum. Ben sınırı çoktan geçmişim. Yapma. Eziyet verme. Zorlama İsmail. Kendimi trafik polisi olmuş Besatçı gibi hissediyorum ya. Hadi lan dırlanma, dırlanma hadi. Merhabalar. Ben emlakçı Halit. Hemen konuya giriyorum. Burası kaç metrekare? Bilmem ki. Şey, alt katla üst kat herhalde böyle 160 metrekare falan en fazla. Güzel. Bahçeyle 200 diyelim. Bahçeyi niye sayıyoruz? Tapuya dahilse arsaya da dahildir efendim. Oturma grubu koyarlar koymazlar beni ilgilendirmez. Ya İsmail niye çalıyorsun kapıyı? Yazdık buraya o kadar. Çocuğum ben. Okumaktan kaçarım yani. Allah Allah. Sevda'ya baktıysan yok o. Okula gitti. Tüh,
Ya neyse, ben zaten bebeğe bakacaktım. Uyuyor şimdi. Beklerim. Allah Allah. Kaç oda burası? Ters dübleks, düz dübleks, tadilat ister mi? Isınması kombili mi? Kupon diyebilir miyiz? Kupon? Yani merkezi, kira getirisi yüksek, büyük, manzaralı. Getirisi var da manzarası yok. Nasıl yok? Penceresi varsa manzarası da vardır. Ha müşteri bakar bakmaz beni ilgilendirmez. Kaç oda demiştiniz? Şey, 3 oda, bir de böyle küçük bir yer var Ardiye gibi. Ha 4 oda. Yok işte değil, o böyle küçücük bir yer, oraya yatak bile sığmaz yani. Ya 4 duvarı varsa, bir de tavanı varsa orası odadır efendim. Yatak koyarlar koy... Bebek uyuyor. Efendim 4 duvar varsa, bir de tavanı varsa orası odadır. Yatak koyarlar koymazlar, beni ilgilendirmez. 4 oda. Orası mutfaktı değil mi? Balkon oradaydı. Bakabilir miyim? Sağ olun. Bir daha şöyle bakayım hocam işte. Mutfak dolapları bayağı eski, tadilat gerekiyor. Ne zaman satılır acaba? Ya elimizden geleni yaparız. Ay biraz sıkışığız da, yani bu para bize 3 gün içinde lazım. 3 gün mü? Hayda. Ya ederinin altında satarsak belki. Ne yapalım artık? Ucuza giderse üzülürüm. Ama kendimi de parçalamam yani, böyle şak diye satarım ha. Yani sonuçta bana ne değil mi? Balkona bakabilir miyim? Aşağıda canım sıkıldı. Allah Allah. Oturacaksan aşağıda otur. Ortalığı kurcalama, tamam mı? Hadi.